Gece 11-11.30 arasında bir arbede sesi geldi. Böyle bir sıkıntı oldu. Sonra tabii ister istemez geldik. Biz de burada esnafız. Ondan sonra polis arkadaşın elinden silahı alıyor. Arkadaş sıkıyor. Ondan sonra diğer polis arkadaşa da münakaşa edince ondan sonra ben de videodan da izledim şimdi gelmeden. Orada sıkıyor. Ondan sonra arkadaş buradan kaçıyor gidiyor. Ya herhalde aranması varmış. Öyle bir bilgi aldım. Onun dışında pek fazla bir şey bilmiyorum. Ama annesini de vuruyor bu arada. Ondan sonra işte böyle maalesef şehit oluyor polis. Evet, bu mahallede yaşıyormuş. Ama tabii tanımıyoruz. 18-19 yaşlarında bir arkadaşmış. Böyle. Yok, zannetmiyorum. Zaten bir aranması falan varmış herhalde. Onunla alakalı polis kontrol noktasında soru falan sorarken şüpheli hareketler falan çekmiş. Ya yani muhtemelen vardı ama tam göremedim. Şimdi bir şey diyemeyeceğim hocam. Nerede yakalanmış peki, biliyor musunuz? Kaçmış Bodrum sokağa doğru. Evet, Bodrum sokak yukarı tarafta kalıyor. Orada sokak arasında yakalanmış. Yok, hiç şahit olmayız. Yani bu senede bir defa olursa da o da dün geceye denk geldi. Hemen geldi. Zaten yaralı polisi hemen aldılar, götürdüler. Ondan sonra olay yeri inceleme falan etrafı çevirdi. Bayağı bir ekip geniş kapsamlı aramalar falan yaptı. Yani gece 1-2'ye kadar baya bir şey oldu. Hareketli buralar. Başından vurulduğu söyleniyor Evet gözlerinin. doğru. Ben de gördüm. Yerde yatıyordu. Çok kan kaybetmişti. Yani Allah rahmet eylesin. Normalde aşağıda evinde kalıyordu. Benim bildiğim bu kadar. Evinde kalıyor yani. Hani bir duyumunuz var mı peki Bir duyum, bu olayla ilgili bir duyum görmedim, duymadım yani. Bu olayla ilgili bir şey bilmiyorum. Yani mahallede de tanınan, uyuşturucu kullanan bir şahıs olarak. Mahallede tanınan yani normalde kendi halinde bir arkadaştı yani. Kendi seçenekleriyle yürüyen bir arkadaşımızdı. Ne iş yapardı? Okuyordu herhalde. Okuldan ayrıldığını biliyordum. Başka da bir şey bilmiyorum. Üniversite öğrencisi miydi? Bilemiyorum. Annesiyle mi yaşıyordu? Annesiyle evet ailesiyle yaşıyordu. Daha önce bir olaya falan karışmış mıydı, kavgaya falan? Daha önce de arkadaşımızın teki vurmuştu bu arkadaşımızı. Başka da bir şey bilemeyeceğim. Yaralı mı kurtulmuştu o olaydan? O olaydan yaralı kurtulmuştu. Evet. Kendi annesini de darp ettiği vurdu. Kendi annesini de yaralamış. Kaçarken demek ki annesi polise teslim ederken annesini de yaralamış. Teslim etme diye demek ki annesini de kalçasından vuruyor herhalde. Peki bir alkole düşkünlüğü falan var mıydı böyle? Alkole düşkünlüğü vardı. Alkol içiyordu. 26 ayrı suç kaydı var mı? Onu bilemiyorum. Onu bilemeyeceğim. Peki. Arandığını biliyor muydunuz peki? Aranıyormuş. Hayır, hayır. Arandığını da bilmiyorum. Arkadaşım yani normal mahalleden selam verip geçtiğimiz arkadaşımız yani. Polisi vurmuş. Polisi vurmuş lan.
de çekildi. Polisler de bayağı çıkıyor. Polisler de zaten mahkeme çıkıyor. Polisler de bir daha da polisler de çalışıyor. Polisler de çalışıyor.